Şimdi lenfatik sistem dediğimiz bir şey var ve hocam buralarda oluşan bir hastalıktan söz edeceğiz bugün. Lenfödem dedik ama bu sistem tam olarak nedir, nasıl çalışır, vücudumuza nasıl bir işlevi var hocam? Şimdi vücudumuzda üç çeşit dolaşım var. Yani dolaşım nedir? Biz hücrelerden yapılmış bir organizmayız. Yani kaslarımız da olsun, kemiklerimiz de olsun, parmak ucumuz da olsun, göz bebeğimiz de olsun. Bunların hepsinin altında hücreler var. Hücreler yaşayabilmek için kendilerine besin gelmesi lazım. Çünkü onlar bir canlı. Ve oksijen gelmesi lazım. Bu ikisini getiren tek şu anda mantıklı şey dolaşım sistemidir. Dolaşım sistemi de kanla organize edilmiştir büyük çoğunluk. Temiz kan dediğimiz akciğerde nefes alıp vererek aldığımız oksijeni verdiğimiz kan açık kırmızı renkte vücudumuzdaki bütün o oksijen ve şeker ve besin isteyen hücrelere bunu götürür. Kalbin çalışmasıyla, damarların hareketiyle. Götürdüğü zaman oksijeni azalacak. Çünkü o hücre o oksijeni çekecek ve besini de alacak. Sonra oksijensiz bir hale gelen o kan bu sefer tekrar akciğere dolanmak için yine damarlar içerisinde akciğerin ve kalbin hareketleriyle sisteme katılacak. Bu ikisi bildiğimiz kan dolaşımı. Temiz kan, kirli kan. Bir de hücrenin bu temiz ve kirli kan içerisinde aldığı besin ve oksijenlerle ilgili bir yaşamı var. Orada büyük bir denge var. Bunu yaparken bazı şeyler açığa çıkarır. Ben bunu genelde çöp gibi anlatırım. Yani orada bir motor çalışıyor, bir egzoz çıkması lazım. Motor çalışıyor, bir atık çıkması lazım. Bu atıklar da hücrenin etrafındaki zarların etrafındaki ortama atılır. Yani hücre arasında aslında bir ortam var. İşte bu ortama atılan bu çöpler, bu atıklar başka bir sistem tarafından toplanması lazım. Bir kanalizasyon olması lazım yani. İşte bu kanalizasyon da beyaz kan diye bilinen lenf kanıdır. Beyazdır, böyle su gibi. Şimdi bu lenf sistemi de oralardan o çöpleri toplar toplar toplar, ayağının ucundan başlar, kalçadan gelir, göğüstekiler, kollar hepsini alır alır alır. Tam şu bölgelerimizden tekrar dolaşıma onu katar. Sistem böyle çalışır, üçlü dolaşım. Şimdi bu lenf sistemi içerisinde bunlar, bu lenf sistemi dediğim hücre arasındaki bu atıkları alırken çok çok küçük, kıldan daha küçük damarcıklardır. O nedenle bunlar çok hızlıca hareket etmesi için özel yapılardır, narin yapılardır. Şimdi bu yapılar içerisinde ortaya çıkan en ufak bir sorun, o sıvının yukarıya gitmemesi, kalbe doğru hareket etmemesine neden olur ve sıvı birikir içinde. İçi biriktiği zaman sıvı, hücre arasındaki sıvı artar ve siz ilk başta gözle görmezsiniz ama dokunmayla hissedeceğiniz ödem oluşur. Daha sonra gözle görülür hale gelir, büyür büyür. İşte buna lenf ödem denir. Adı üstünde lenf ödem. Bu yalnızca bacaklarda olmaz. Herkes genelde bacakta olur zanneder. Evet, bu da sorularımdan biri. Evet, yalnızca bacakta olmaz. Bu bütün dokularda olur. Kan damarı ve hücrenin olduğu tüm dolaşım sisteminde, kollarda da olur, yüzde de olur, göz çukurunda olur, saçlı deride olur, dudaklarda olur. Nere düşünürseniz organların içinde olur. Her yerde lenf ödem olabilir.